Selam değerli arkadaşlar. İki kelam da böyle edelim. Kur'an-ı Kerim'de çok ilgimi çeken bir ayet oldu. Sureyi hatırlamıyorum da ayeti de hatırlamıyorum numarasını. Onlar her sözü dinlerler. Allah Müslümanlardan bahsediyor. Sözün en güzelini alırlar. Her sözü dinlerler. Demek ki Allah Müslümana Kur'an'dan başka bir şey okumayın. Efendim, hocalardan başka kimseyi dinlemeyin. İşte İslam alimlerinden başka yere bakmayın demiyor. Her sözü dinlerler. Yani Konfüçyüs ne demişse onu da dinlerler. Bu dinlemek tabii Konfüçyüs'ün yanına gidip dinleme değil. Ondan geriye kalan, gerek kitaplaştırılmış, gerekse söylemler. Bu Celaleddin Rumi de olabilir, İbnül Arabi de olabilir, Karl Marx da olabilir. Bu her söz, sözü olan herkesi dinlemektir aslında. Çünkü sözü olan derken tabii bir kültür, bir seviyeden bahsediyoruz. Sözü olan herkes dinlerler. En güzelini alırlar ama. Şimdi en güzeli hangisi? Niye göre güzel? En güzeli hangisi? Ve niye göre? İşte onlar dedi Müslüman. Önce Kur'an'ı okur. Kur'an'ı anlar. Onu zihin dünyasına yerleştirir. Ama bu şablonla bakmaz. İşte her sözü dinlemenin anlamı da zaten bu ince noktada aranmalıdır. Bu şablonlarla bakmaz. Çünkü Kur'an sonuçta dini konularda, iman konularında otoriterdir. Yani dinle ilgili, imanla ilgili konular, Kur'an dışında herhangi bir dini konu aramak veya dine sokulan şeyleri kabul etmek doğru değil. Ama bunun dışında hayatın bir gerçeği var. Bir kainat kitabı var. Milletler arası, insanlar arası, uluslar arası, kültürler arası ilişkiler var. Elbette ki Müslüman bunların dışında bunlara duvar örmüş değildir. Dinleyecektir. Dinleyecek, en güzelini alacak. Güzel olan neye göre güzeldir? Kur'an'a göre güzel olan alacak. Özellikle ahlaki mevzularda, toplumsal düzen için üretilen kanunlar, hukuk sistemi için gerekli olanı alır. Yani biz kuruda ve yaşta ne varsa bu kitapta bildirdik diyor ya, doğrudur. Ayetin birinde de diyor ki, bilene sorun diyor. Yani bir fizik bilimiyle ilgili konuyu Einstein'a sormak lazım. Çünkü bilen o. Öyle değil mi? Mesela trafik kanunlarıyla ilgili. Bunu mesela Almanya'da daha düzgün trafik. Bunlara sormak lazım. Nasıl yapıyorsunuz? Çünkü bu Kur'an'da yazmaz. Gerek de yok. Bilene sorun diyor. Zaten adres gösteriyor. Yani Kur'an-ı Kerim'de her şeyi yazarsa zaten Kur'an-ı Kerim herhalde 300 kilometre kalınlığında bir kitap olur. Ama her şey deyince millet anlıyor ki ne zannediyor ki işte domates pilavı niye pişirilmez, nasıl pişirilir yazmıyor diyor. Şimdi ben bekar yaşadığım için aslında Kur'an-ı Kerim'de benim yemek tarifi aramam lazım. Değil mi? Buna gerek yok. Bilene sor diyor Allah. Ben de açıyorum telefonu ta Türkiye'deki tanıdığım bir hanıma sorayım. Ya domates pilavı nasıl pişiriyordunuz diyorum. O da bana telefonda tarif ediyor.
Yani işte bir anayasa hukuku mesela. Elbette Kur'an-ı Kerim Müslüman'ın anayasasıdır o manada. Ancak dediğim gibi işte bilene de sormak lazım. Çünkü Kur'an'da her şey ayrıntılarıyla, yani kainat kitabının her şeyi ayrıntılarıyla yazılı değil. Bilene sorun adresi var. Ve bir de her sözü dinleyin, en güzelini alın. Ahlaki mevzuda Kur'an ahlakına uygun şekliyle almak. Yani batıdan arabayı alırız ama onu kendi ahlaki dünyamızda kendimize göre şekillendirmemiz lazım. Yoksa batı 300 seneden beri bu manada bizden fersah fersah ileride. Bisikleti batıdan alırsın, arabayı batıdan alırsın, uçağı batıdan alırsın, motoru batıdan alırsın, şunu bunu her şeyi batıdan alırsın. Ama batının kültürüyle de beraber alıyorsun. Hatta inancıyla beraber alıyorsun. İşte o ayrıntı, oradaki ayrım çok önemli. Ya Müslüman dünyaya açık bir insandır. Müslüman dünyayı inceler. O konuda da ayet var. Yeryüzünü gezin, dolaşın. Yaratılış nasıl başlamış bir bakın diyor Allah. Yeryüzünü gezin, sizden önceki kavimler ne hale gelmişler bir bakın diyor. İşte adam buluyor, 1000-2000 sene önceki bir yeraltı şehri buluyor, bir kavmi buluyor. Ama işte geleneksel din algısında özellikle bu tarikatlar bunu tamamen dışarıya kapatmışlar. 1000 yıl önce, 1200 yıl önce yaşamış bir takım insanlar imam edinmişler kendilerine. Onlar ne derse o, ne demişse. Ne derse değil, yeni bir şey dediği yok. Adamlar 1200 sene önce demişler ne dedilerse. İşte Gazali'si, Rabbani'si, bilmem nesiniz. Halen adam Celaleddin Rumi'ye tapıyor. Tapıyor. Bunun adı tapmadır. Adamın bütün Kur'an dışı söylemlerine rağmen adam halen onu kendine mürşit ediyor. O 700 sene önce yaşamış, ölmüş, gitmiş. Adam bugün yaşıyor ama beyni 700 sene öncesinde duruyor. Beynini kiraya veriyor. Onun için az önceki sorulardan bir tanesi de buydu. Bununla ilgiliydi. Müslüman açık olur. İnancından emin olan bir insan rahat olur. Çekinmez. Niye? Ya insanız, hepimizin imana ihtiyacı var. Bu fıtrata yazılmış bir kural. O ateistim falan diye yalan söylüyor. Onlar kendilerini dinsiz, imansız göstermek için dillerini söylüyorlar, içeridekini söyleyemiyorlar. Her insanın o fıtratı vardır. Şimdi şöyle düşünün ki, imanım yok. Ne Allah'a iman ediyorsun, ne ahirete iman ediyorsun. Zaten Allah'a iman etmiyorsan Allah'ın dediklerine de iman etmiyorsundur. Burada ahiret de yok. Şimdi o insana desek sen ölünce yok olacaksın. Hiç doğmamış gibi. Peki misal geçirdiğin şu 50 yıllık süreç anlamsız mıydı? Yani kapıdaki inekten farksız mıydın? Ki ineğin bile bir sütü var ama ölünce başka süt alırsan o unutur gidersin. Babanı unuttun mu? Babanı unuttun mu? Senin varlığın sebebi baban. Peki babanın varlığının sebebi ne? Hadi geriye doğru say gitsin. Nereye kadar gideceksin? İmansızmış. Niye yalan söylüyorsun? Kim, herkesi kandırabilin, kimsenin umurunda değil. Yani ben imansızım desem kimin umurunda, kime ne? Kendimi nasıl kandırıyorum?
Kendimi nasıl aldatıyorum? Hayatı nasıl izah ediyorum? Varlığımı nasıl izah ediyorum? İzah etme gereği duymuyorsan hayvandan farkın ne o zaman? Farkını söyleyeceksin. Anlamsız mı yani hayat? Eğer bir imanın yoksa hayatın da anlamı yoktur. Öyle değil mi? Hayatın da anlamı yoktur. Dolayısıyla insan önce kendine saygı duyar. Vicdanına, duygularına, efendim varlık sebebine. Ben kimim? Bu hal neyin nesi? Diyor ya Necip Fazıl, yetiş ey varlık muhasebesi. İnsan muhasebedir. Tıpkı okulda öğrettikleri matematik hesapları gibi. Ben varım. Babam şu anda yok. Yok mu acaba? Benim varlığım babamın ispatı değil mi? Benim ispatım çocuklarım değil mi? Bıraktığım eserler değil mi? Hatıralar değil mi? Yok mu olacaksın? Herkes nasıl inanırsa inanır, o ayrı konu da. Ama herkes nasıl inanmaz, bu farklı bir konu. Hakikaten nasıl inanmıyorlar? Eğer sözleri içleri gibi, dışlarındaki dedikleri içlerinde de aynıysa, dedikleri kadar samimilerse, başkalarının inancıyla alay etmek, efendim kendilerini böyle ayrı bir köşede görmek farklı. Ya dünyada bir tane ateist topluluk yok. Bir tane bile ateist topluluk yok. Tek tük. Amerika'da da var, Almanya'da da var, Türkiye'de de var, Çin'de de var, Arabistan'da da vardır. Hatta ben kendim bir zamanlar, uzun zaman ateistim demedim ama varlığı sorguladım. Anlamsız mı bu kadar dedim yani. Allah diye bir şey yok da biz boşu boşuna mı dedim böyle şeylere kafamızdan atıyoruz. Veya bize söylenenlere inanıyoruz dedim. Kaldı ki ben bir İslam kültüründe yetişmiş biriyim. Ben 6 yaşında Kur'an-ı Kerim'i okuyan biriyim. Annemin dizinin dibinde. Buna rağmen yıllar sonra bunu sorguladım. Tamam, sorgulayabilir. İnsanız biz. Bizi yaratan böyle yaratmış. En güzel şekilde yaratmış. Bu en güzelin içerisinde bu da var işte. Sorgulama. Allah sorgulayın diyor. Düşünün diyor. Akledin diyor. Yani İslam dinini kötülemek için peygamberin hayatından bir iki tane şey almak yok. Çocukla evlendi, şunu bunu yaptı demek. Bunlar İslam'a zarar veren bir şey değil. Bunlar din konusu değil. O gün kültür konusudur. Arap kültür ve geleneklerinin konusudur. Siyer konusudur. Dini doğru mu anlamak istiyorsun? Kendini doğru anla o zaman. Mesele kalmasın. Allah'a emanetsiniz.